İyi akşamlar değerli dostlar. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Kısa bir tatilden sonra hepinizi Engage Zoom serimizin yeni bir bölümüne daha görmekten, ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz çok değerli bir meslektaşımız Özkan Seyrek. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Özkan hocamız, Şanlıurfa, Diyarbakır, Karaman ve Konya'da çeşitli okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapmıştır. 2019 yılından bu yana da Konya Edwinning İl Koordinatörü olarak görev yapmakta. Bu akşam konusu, sunusunun başlığı, proje yapmanın en kolay yolu Edwinning'dir. Merakla, heyecanla bekliyoruz. Özkan Hocam, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ekranı size bırakıyorum teşekkürlerimle. Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Hocam kısaca benden bahsetti. Evet, yöneticilik ve öğretmenlik yapan ama yöneticiliğim çok azdı. Daha da sınıf tarihçilikteki öğretmenlik yaptım. Bir yıldır öğretmenlikten ayrıyım. Bugün konumuz Edwinning. Edwinning nedir? Bundan bahsedeceğim. İzin verirseniz önce kısa bir videomuzda 2 dakikalık. Hem fikir vermesi açısından bu videoyu izletmek istiyorum. Ekranımı sizlere paylaşıyorum öncelikle. Hemen de akabinde sunumuma başlayayım arkadaşlar. Evet, başlığımızı intro'da da gördüğümüz gibi proje yapmanın en kolay yolu Edwinning diye belirledik. Arkadaşlar Edwinning yapan kişilerde şöyle bir şey var. Asli görevimiz burada proje yapmaktan daha ziyade bu Edwinning portalını eğitimde destek amaçlı kullanmak olmalıdır. Yani Edwinning camiasına katılan öğretmenlerden belki görüyorsunuzdur. Biraz daha ön plana çıkma, kendini ifade etme gibi bir hayaller olabilir ama asıl hedef bir araç olarak bunu kullanabilmek. Her şeyin değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Özellikle benim yaşımdaki arkadaşlarımız daha eminler. Artık iletişimden örnek verdim ben burada. Telefonlarımız vardı, cep telefonlarımız oldu. Şimdi akıllı cep telefonlarımız var. Her şey değişiyor. Yaşadığımız ortamlar, mahallemiz, sokağımız, sokakta oynadığımız oyunlar, ona bağlı olarak kültürümüz, her şeyimiz değişiyor. Ama değişmeyen bir şey var. Bu görselleri internetten özel tutuklanmış. 1875'te bir sınıf burası. 1908'deki bir sınıf. 2000 kendi sınıfım. 2021 Konya'da bir ortaokul sınıfı. Ortaokul son sınıf. Gördüğünüz gibi değişen bir şey yok. Hepsi sırada oturmuş. Öğretmenlerin ders anlattığı, öğrencilerin edilgen olduğu ortamlar. Evet, değişik öğretmenlerimizin kullandığı araçlar değişiyor. İşte kara tahtadan işte gözlerimizi kullandık bir zamanımızda aramızda çok genç arkadaşlar tam bilmezler ama tepe gözü falan.
Sonra projeksiyonları kullandık. Ne kadar güzel araçlar bunlar. Eğitime çok faydalılar diye bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim, minnette bulundum. Ama internet diye bir kavram ortaya çıktı. Özellikle 2000'li yılların başında. İnternetle birlikte internet eğitiminde nasıl eğitimi nasıl entegre edebilir diye düşünen kafalar eğitiminin diye bir portal buldu. Aslında eğitiminin bir Erasmus projesinin devamı. Yani yine bir projenin sonucu için kendisi. Şöyle bir cümle dikkatimi çekmişti. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Öğrencileri öğrenmeye dahil etmek istiyorsak önce onların dünyasını anlamamız gerekir. 1970'li yıllarda okuyan ben ile 2020'lerde okuyan işte okulumuzdaki öğrenciler elbette ki aynı şeyleri düşünmüyorum. Onları anlamamız lazım. Kıymetli Bugün hocam, çok özür ortamları diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sizi duymakta güçlük çekiyorlarmış izleyicilerimiz. Sesi birazcık daha acaba aya yükseltebilir miyiz? İyiyim hocam, ses ayarlarımı. Hocamın, Fatma hocam, hocamın bağlantısında bir sıkıntı varmış. Onu başta söylemişti. Evet, arada ses kesik kesik geliyor, haklısınız ama ne yapsın hocam, bu konuda bir şey maalesef herhalde yapamaz. Ama inşallah bir ses yükselebilirse sizi duymakta zorluk hocam, çekiyorlar. Mikrofon sesini sonuna kadar açtım ama. Nasıl arkadaşlar, chat box'a Sesim. yazabilirseniz ben de size. Ben rahat duyuyorum şu anda. İyi, güzel, güzel. Hocam iyi, Peki. teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet, dediğimiz gibi bugünün öğrenme ortamlarını şöyle bir göz atacak olursak bir defa teknolojik olarak etkin bir dünyada yaşıyor. Medya tarafından yönlendirilen bir dünya içerisindeyiz. Bu durumda da modern gençlik kültüründe talepleri farklı. Günümüzün gençler sadece işbirlikçiler, üretime pek yönelik değiller. İşbirlikçiler, üreticiler, hepsi yarın liderleri. Hepsi kendi işini kurmayı hayal eden, kendi işini doğru bir planlama yapan bir yapıya sahipler. Kendi çocuklarımda da bunu biliyorum. Sayfamda bir ilerleme. Eğitimde de çeşitli değişiklikler tabii ki oluyor. 2023 vizyonunu ele alacak olursak ya da ne bileyim son yapılan değişikliklerini ele alacak olursak sürekli bir değişiklik oluyor. Bilgi toplumun gerektirdiği tüm bireylerin sahip olması gereken kavramlar daha çok ön plana çıkıyor. Hayat boyu öğrenme artık hayatımızın her yerinde girmiş durumda. Bizler bile öğretmen olduk, mesleğimize sahip olduk, emekliliğimiz bile yaklaşıyor ama buna rağmen hala öğrenmeye devam ediyoruz. Topluma etkin, sorumlu bireyler olarak sosyal katılımları sağlamaya çalışıyoruz. İstihdam edilebilmelerini destekleyen temel yetkinlikler içeren kazanımlar artık müfredatlarımıza girmiyor. Etkinlik de ya da bu günlük kazanımlarda yetkinlikler vardır. Bu yetkinliklerin en başında okuma yazma yetkinliği, çoklu dil yetkinliği. Bu çok önemli. Etkinlik projelerine katılan küçük yaştaki öğrenciler dahi dilin bir ihtiyaç olduğunu fark edebiliyorlar. Bu anlamda da hani siz İngilizce öğretmenlerimiz aramızda çok İngilizce öğretmen olduğunu biliyorum. Biraz daha hazır öğrenci geliyor. Matematiksel de bilim, teknoloji, mühendisliğe yönelik yetkinlikler daha fazla. İşte kodlama gibi projeler çok yapılıyor özellikle eğitimimiz üzerinde. Oyun yazarlığı, oyun oluşturma çalışmaları çok yapılıyor. Dijital yetkinlik zaten eğitimimizin temelinde bilim, teknoloji, bilgi teknoloji araçlarını kullanma yatıyor. Öğretmenlerimiz de ister istemez buna yönlendiriyor zaten. Çünkü her öğretmen aşağı yukarı bir eskinin web master'ı kadar bir proje, bir web sayfası yapabilme, yani web araçlarını kullanarak ürün ortaya çıkarabilme yetkinliğine sahip oluyor. Girişimcilik yetkinliğimiz ortaya çıkıyor. Bir de en önemlisi kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği ortaya çıkıyor. Herkes kendi milletiyle, kendi ülkesiyle, kendi okulu iliyle diğer illeri karşılaşma imkanı bulabiliyor. Etimlikteki bazı özellikler içeriyor. Bunlardan birincisi dijital iletişim işbirliği. Dijital işbirlikçi eğitim diyebiliriz topluca buna. Ama bunu iki alanda ele alırsak biraz daha anlamamız daha iyi olacak. İşbirlikçi öğretim ve işbirlikçi öğrenme. Etimlikte rehber etmek, işbirliği yapan eğitimcilerin öğrenci gruplarının uyutmaya, yönlendirmeye içeriyor. Öğrenmede ise yine öğrenciler işbirlikçi bir şekilde öğrenmeye yönlendiriyor. İşte günümüzde class classroom lab dediğimiz test edilmiş
sınıflar mesela bu anlamda çok önemli bir rol oynuyorlar. Çevrimiçi etkinlikler, biz pandemi sürecinden önce Zoom gibi bu tür araçları zaten projelerde kullanıyorduk. Bütün öğretmenler bu anlamda 1-0 önde başladılar. Öğrencileri karşı karşıya getirip onlarla etkinlik paylaşabiliyorduk. Müfredatlar arası etkinlikler yapıyoruz. Etkinlik projenin temelinde şu vardır hocaların. Diyorum bir İngilizce öğretmen. Sadece İngilizce üzerinden proje yapmak zorunda değil. Yaptığı projede öğretmenini, Türkçe öğretmenini, resim öğretmenini devreye katarak müfredatlar arasında bir ilişki ortaya çıkartabiliyor. Sorunları ele alırken yaratıcı düşünmeyi yönlendiriyor. Ve en önemli özelliklerinden birisi de informal öğrenmeye bir tolerans sağlıyoruz. Yani körü körüne müfredatımıza bağlı kalmıyoruz. Müfredatımız dışında biraz üstten, biraz alttan da etkinliklerle öğrencilerimizin seviyelerine göre projelerde yer almalarını sağlıyoruz. Son olarak liderlik yaklaşımları çok önemli. Öğrencilere çeşitli pozisyonlara liderlikler veriliyor. Biraz sonra proje yardımından yeri gelince ineceğim ama mesela biz ortak ürün ortaya çıkarmada bir öğrenci işte sen şu arkadaşların başına geç, onları yönlendir şeklinde gibi liderlikleri vererek onların küçük yaşta insanlarla iletişim kurmayı sağlıyoruz. Öğrenme ortamımız ise bizim klinikteki öğrenme ortamımız elbette ki web sayfaları diye düşünebilirsin ama biz projelerimizi sınıfımıza iletiyoruz. Yani sınıfın dışına artık çıkmıyoruz dışarıya. Öğrenciler, çocuklar çeşitli eğitim ihtiyaçları olan değişik bir dünyayla meşguller. Yani çoğu cep telefonuyla internetle uğraşıyor. Bilgi edinmekten daha ziyade yetkinliklerini ortaya çıkarmak için bir çaba içerisindeler. Öğretmenler de bizler de işte bu ortamın değişikliğiyle ilgili kendimize ayak uydurmak zorundayız. Yani biraz daha öğrencilerimize öğrenmeyi, öğretmeyi öğrettikten sonra öğrencilerimize zaman tanıyarak onların kendi kendine öğrenmesini sağlamamız lazım. Ama elbette ki Türkiye'nin şartları malum. Sınav merkezli bir eğitim evimiz var. Özellikle lise, ortaokul son sınıflarda işte öğrenciler sınıfları hazırlarken projelere vakit geçirilmesini istemeyen bir idare yapımız, veli yapımız veya bu kendini bu şekilde hazırlamış geleneksel öğretmenlerimiz var. Bizim amacımız etkinlik ile bu yapıyı biraz daha yıkıp öğrencinin kendini ifade etmelerini sağlayabilmek olmalı. Etkinlikte değişik pedagojiler var. Bu pedagojilerin hepsi aslında birleştirilmiş durumda. Birincisi harmanlanmış öğrenme adını vermiş olduğumuz ve online ve sınıf içindeki yüz yüze eğitimi aynı anda yürütmek. Yani eş zamanlı etkinlikte. Mesela sınıfımızda herhangi bir dersi anlatıp bunu evde online olarak tekrar etmelerini sağlayabiliriz. Öğrenciyi merkeze koyan bir öğrenme metodolojisi uygulayabiliriz. Öğrenmelerde, bütün etkinliklerde işbirliğini ortaya çıkarabiliyoruz. Çeşitli webik araçlarıyla öğrencilerin performanslarını destekleyici materyaller, bunlar genellikle webik araçlar adını vermiş olduğumuz araçlarla oluyor. İkincisi ise probleme dayalı öğrenme, sorguya dayalı öğrenmeyi ön plana çıkartıyoruz. Projelerde herhangi bir konu tespit ediyoruz. Zaten projenin de mantığı odur. Bir sorun vardır. Bu sorunun çözüme ulaşması yönündeki sürece biz sürece biz proje diyoruz zaten. İçinlik projelerinde en çok uygulanan yöntem ise test dediğimiz sınıflar. Yani TCL dediğimiz sınıflar. Yani bunu kısaca şöyle diyebiliriz. Ev ödevi ile sınıftaki ders içi işleyişinin yerlerinin değiştirilmesi. Yani çocuk evinde öğrenip gelip sınıfta ödev hazırlıyor diye düşünebilirsiniz. Yani önce çocuğumuz hazırlayacak, sonra sınıfta onu kendisi ürünleri ortaya koyacak. Bunun için tabii ki ders öncesi uygulamalar yapmamız lazım. Öğrencilerimize ulaşabilecek kaynakları çok güzel belirtmemiz lazım. Web sayfaları, yararlanacak kitapları verip bildirmemiz lazım ki öğrenciler çözüme ulaşabilsinler. Ve öğrencilerin en çok sevdiği, ilgi de sevmeden sebebi olan oyunlaştırma bölümü. Hangi derste olursa olsun öğrenciler yaptığı çalışmaları oyunlarla çok seviyorlar. Mesela lise öğrencisi ne oynatabilir diye mesela, lise öğrenciler çok güzel web araçlarıyla oyunlar hazırlıyorlar. Matematikte, fen de işte atıyorum İngilizce'de öğrendiği oyunlar, bilgileri oyunlarla sınıfına sunabiliyorlar. Biz ödevlerimizi dahi mesela bu şekilde veriyoruz.
İTÜ'nün kapsamındayız arkadaşlar. Öğrenmeyi öğretmek temel amacımız bizim bu. Öğrenci merkezli bir uygulama. Merkeze öğrenciyi koyuyoruz. Disiplin arası geçiş projelerle birçok ders bir arada kullanılabiliyor. Ücretsiz, güvenilir bir kaynak. İTÜ'nün geniş bir aşamasında bir ücret talebi yok. Tamamen güvenilir. Çünkü siz önce biraz sonra bahsedeceğim nasıl kaydolacağımızdan. Siz önce kendiniz kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra il koordinatörler, merkez destek servisi ya da ulusal destek servisi sizin öğretmen olup olmadığını teyit ettikten sonra hesabınızı onaylıyor. Bunun üzerinde kapalı bir portal üzerinde projelerinizi yürütebiliyorsunuz. Öğretmenlerle, meslektaşlarla muhatap oluyorsunuz. Dışarıdan herhangi birileri size muhatap olmuyor. Ve en önemli şey de öğretmenlerin rehberliğini yürütülür. Hiçbir aşamasında bürokrasi, kırtasiye gibi bir şart yok. Zaman, projenin süresi, yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle projeyi alabildiğince başlıyoruz. Yani hiç kimse bizlerden Amerika'yı yeniden keşfetmemizi istemiyor. Okula verdiğimiz dersi bir proje olarak adlandırıyor. Mesela ben ilkokul örnek vereyim. Diyelim ki hayat bilgisi dersimizde konumuz fiziksel özelliklerimiz. Bu fiziksel özelliklerimiz konusunu, o üniteyi müfredatımıza göre kazanımlarını sıralandırıyorsunuz. Amacımız nedir? Çocukların proje sonunda fiziksel özellikleri tanıyor olmaları, kendini artı eksi yönlerini farkında olabilmesi. Proje konumuzun öğretim konulardan seçmemiz lazım. Yani İlkokul veya 5. sınıftaki bir öğrenci tutup da lise düzeyindeki bir projeye sokmanız, o projede çalıştırmanız elbette ki mantıklı ve doğru bir tutum olmayacak. Kendi öğrettiğimiz yaş grubundaki projelere dahil oluyorsunuz zaten başlangıçta. Biz projemiz planlarında gerçekçi olmalıyız. Mesela İngilizce öğretmenimiz olarak çoğumuz projenin sonunda çocuklar İngilizceyi tamamen öğrenir gibi bir hedefimiz olmaması gerekiyor. Buna göre planlama yapmamız gerekiyor. Proje etkinliği öğrenci arasında çevrim içi görüşme koymak da sorun olabiliyor bu anlamda. Kimler proje yapabilir? Ne zaman yapabilir? Nasıl başlatabilir? Biz buna arkadaşlar. ESEP yani Avrupa Okulları Eğitim Ağı bu burası. Burada eğitimdeki bütün herkes bu cami içerisinde. Proje yaparken ülkemizdeki öğretmenlerle proje yapabiliriz. Yurt dışındaki öğretmenlerle proje yapabiliriz. Okulumuzdaki öğretmenlerle proje yapabiliriz. Proje yaparken sonucunda bir belge veriyoruz. Biz buna kalite etiketi diyoruz. Kurucusu iki Türk olan ya da aynı ülkeden olan iki öğretmene bu kalite etiketini bağlamıyor. Bu yıl değişimi kurar. Projede kalite etiketi alabilmemiz için başlangıçta kurucuların farklı ülkeden olması gerekiyor. Daha sonra aramızda mesela iki Türk kurduk. Daha sonra aramızda bir yabancı ortak katıldığı zaman eskiden Avrupa projesi oluyordu. Kalite etiketine başvurabiliyorduk ama artık bu kaldırıldı. Ulusal kalite etiketine başvurabiliyoruz. Ulusal kalite etiketine başvurduktan sonra projemiz eğer belirli bir miktarda açtıysa ulusal destek servisleri bu proje güzel olmuş, örnek proje olmuş de bir kanaatle bizim projemizi Avrupa kalite etiketinde yok arkadaşlar. Yani projenizin hedeflerinize göre 2 aylık bir proje yapabilirsiniz. 2 yıllık bir proje yapabilirsiniz. Projeye başlayacağınız öğrencinizin mutlaka irtibat kişileri arasında olması gerekir. Bu da şu anlama geliyor. Tıpkı sosyal medyada nasıl birbirimizi ve Facebook'ta arkadaş olarak ekliyorsa burada da birbirimizi arkadaş olarak ekliyoruz. O şekilde projelere başlatabiliyoruz. Nasıl proje yazmayı düşünürsek buradaki grafikte gördüğümüz gibi önce bir fikrimizin olması gerekiyor. Fikrimizi planlıyoruz. Stratejimizi, planımızı yaptıktan sonra projenin müfredatımıza uygun olması lazım. Kendi ders konularımız olması gerekiyor. Biz buna diskansı geçtik. Az önce bahsettik. Öğrenci fikirleri bu anlamda çok olmayabilir. Fakat
Birkaç defa atölye yapan katılan öğrenciler nelerin projelendirebileceğini çok iyi biliyorlar, yönlendiriyorlar bizleri. Buna ne olabilir? Neler yaptığını seviyle ilgili bir anket yapabilirsiniz. En sevdiği ders konuları ile ilgili bir anket yapabilirsiniz. Ya da öğrencinin zorlandığı derslere yardımcı olmasını istiyorsa bununla ilgili bir çalışma yapıp bir proje oluşturup buna yönelik bir proje oluşturabilirsiniz. Çünkü öğrenciler zamanını geçirip de buna göre faydalanacaksınız. Bir de yıllık temalar var. Yıllık temaları Avrupa Komisyonu her yıl belirliyor. 2022 yılının teması kapsayıcı ve yeşil okullarda yaratıcı öğrenme ortamları oluşturmak gibi. Yani çok geniş bir yelpazeydi. 2020 henüz açıklanmadı ama bugünlerde o da açıklanır. Bu temalara da değinen projeler oluşturabilirsiniz. Projemizi oluştururken bir başlık, yani ona bir isim koymamız gerekiyor elbette ki. Başlığımızın çok etkileyici olması gerekiyor. Çeşitli başlık türleri, mesela slogan tarzı bir başlık olabilir. Mesela Peace at Home, Peace at the World projesi benim projemin başlığıydı. Bu bir slogan türü başlık örnek. İşte kısaltma tarzı ya da işte güncel konularla ilgili başlıklar belirleyebiliyorsunuz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Biz biliyorsunuz Türk milleti olarak mecaz kelimesi çok kullanan bir toplumuz. Mesela ben şöyle bir projeye rastlamıştım. O iki tipi, tarama lastikleti diye. Birinci sınıf projesiydi bu. Buraya şimdi yabancı bir ortak herhalde anlayamadığı için katılmak istemeyecektir. Bunun yerine mesela işte deyimlerle Türkçe öğreniyorum ya da ne bileyim deyimlerimiz gibi bir herkesin anlayabileceği bir başlık koymanız daha iyi olur. Projelerde biz Web2 araçlarını kullanırız. Web2 araçları için de size buraya bir site önerebilirim. Birçoğunuz tanıyordur zaten. Dijital yetkinliğimiz olan insanlarız. Web2 araçları.com diye sevgili arkadaşım Kenan Çetin'in bir sitesi var. Özellikle eğitime dair çok güzel Web2 araçları var. Oradan faydalanabilirsiniz. Mesela proje yaptık. Projenin başında öğrencileri tanıtırken buz kırıcı etkinlikler yapıyoruz. Bu buz kırıcı etkinlikler öğrenci tanıtımı olabilir, ülke şehir tanıtımları olabilir. Bunları bu Web2 araçları kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum işte ChatGPT diye bir araç vardır. Not alırsanız cep telefonunuza kuruyorsunuz. Varlıkları, objeleri seslendirip konuşturabiliyorsunuz. Çocuklar çok seviyor. Öğrenciler bunu tanıtabilir. Avatar programları var. Öğrenciler kendilerine bunu tanıtıp tanıtabiliyorlar. Her kendi şehrini, ülkesini tanıtıyor. Yemeğini, yiyeceğini, kültürünü. Projede bütün öğrencileri biz Twin Space adını vermiş olduğumuz proje sayfamıza eklemiyoruz arkadaşlar. Sınıfımızı bütün sınıfta yapıyoruz ama projemizi projelere Twin Space adına portala sadece 3'er 5'er öğrenci ekliyoruz. Bize yardım edebilecek, yönlendirebilecek öğrenci ekliyoruz. Etkinlikleri yaparken biz bunları elbette ki videolarımızın içinden çıkıyoruz. Burada da öğrencilerin internetteki güvenliği açısından fotoğraflarını doğrudan doğruya çekmiyoruz. Etkinlik bazlı, işte yandan, arkadan, doğrudan çekmiştik. Bu sefer de düşük kaliteli fotoğraflar ya da işte benim kristalleştirme gibi etkinlikler, efektler kullanarak buna devam ediyoruz. Bunun için de bazı dedik araçlarını verebilirim. Mesela fotoğraf için PISAR, PISAP, mikrofoto gibi birkaç örnek var. Bunlar ortaklar arasında bir iletişim çok önemli. Çünkü eğitimimizin temelinde bu var. Farklı ülkelerde yaşayan öğretmenleriz. Popüler olarak tabii ki WhatsApp'ı kullanıyoruz, Facebook'u kullanıyoruz ama ülkenin kendi bünyesinde de içerisinde de iletişim grupları var. Twin Space içerisinde chat sohbet odamız var. Yine Twin Space içerisinde Adobe Connect'in kullanıldığı online toplantı bölümü var. Oradan bunları kullanabiliyoruz. Proje planı, projenin hedefleri kesinlikle Twin Space alanına mutlaka yazmamız lazım. Yani baştan sona giren bir kişi neler yapılabileceğini görmesi lazım. Herhangi bir ana aktivite yapmadan önce de mutlaka ısındırma soruları, ön anketlerle buna dikkat çekip öğrencilerin motivasyonu, öğretmenlerin motivasyonu sağlamamız lazım. Bu aşamada poster hazırlama logo yapma araçları, online oynama, oylama araçları bizim işimize çok yarıyor.
Proje kullanacak çocuk araçlara ilgili öğretici görselleri, videoları sayfalarda paylaşmak, öğrencileri bu araçları kullanmaya yönlendirmeliyiz. Bazı mesela web sayfaları var, öğrenciler için uygun olmayabiliyor. Reklama yönlendiriyor, kullandığı araçlar var. Güvenilir, eğitim camiasının sıklıkla kullandığı araçları kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Bunları da kullanma videolarını sayfamızda öğrencilere veriyoruz önceden. Görsel hazırlama araçlarımız vardır biliyorsunuz. Bunları kullanıyoruz. Öğrenciler arasında her projenin sonunda, projenin ve etkinliğin sonunda bir ara sınav ya da anket düzenleyerek projeye sıcaklığı sürekli tutabiliyoruz. Online sınav araçları ile işte Kahoot gibi, Quiz gibi, Quiz gibi, Actionboard gibi araçları kullanarak bunları öğrencilerimizi daha diri bunun içerisine alabiliyoruz. Burada şöyle bir sorun oluyor. Tabii ki küçük sınıflı okullarda özellikle okullarda öğrencilerine cep telefonu olan ama liselerde izin verilen okullarda veya internet imkanı olan okullarda çok etkili oluyor bunlar. Hemen her çalışma sonunda öğrencilerimize bir sertifika veriyoruz. Online sertifika araçları var. Sadece birkaç oynamayla çok da sertifika oluşturabiliyorsunuz. Öğrenciler kendilerine ait basit bulmaları az önce bahsettiğim gibi oluşturabiliyor. ProPros, WordPal, Scrum gibi araçlarla konularımızı oyunlaştırabiliyorlar. Projelerde çalışma mantığı ise çalışma takımları geliyor. Karışık öğrenci takımları kuruluyor. Örnek veriyorum işte Ahmet Bey'in öğrencisi, benim öğrencim, işte Hasan Bey'in öğrencisi, 5'er tane öğrenci eklemişiz. Bunlar birer tane alıyoruz, onlara bir görev veriyoruz. Siz diyoruz ki bu hikayenin başlangıç kısmını yazın. İkinci grup bir takım oluşturuyoruz. Bu takım, siz bu hikayenin gelişim bölümünü yazın. Bu şekilde bir çalışmayla, işbirlikçi ve iş bölümü ile bir ortak ürün ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmanın başına da elbette ki yönlendirici, yetkili öğretmeni görevlendiriyoruz. Böylece de işte paylaşım liderliği de eğitimini bu şekilde ele almış oluyor. Mesela burada bir ortak ülke takım olayı var. Kaç takımımız? 6 tane takım kurulmuş. Her takımın ayrı bir görevi var. Her takımdaki ayrı görevin başına bir öğretmen. Mesela burada 6 tane öğretmen farklı farklı bu öğrenciye yönlendirilir. Birinci takım kim olduğunu anlatacak ısınma bölümünde. Şehirlerini anlatacak. Farklı bir görev oluyor. Böyle ağır bir görev olmadığı için öğrencilerin akademik çalışmalarında mani olmuyor zaten. Karışık ülkeleri oluşturamıyorsak, yani farklı ülkelerden yapmıyorsak, projemiz sadece Türkiye içerisinde kalıyorsa, o zaman da birbirine bağlı takımlar oluşturuyoruz. Az önce bahsettiğim gibi mesela örneğiniz bir hikaye yazma olsun. İş bölümünü birinci ortak ele alıyor. İkinci gelişme bölümünü ikinci ortak ele alıyor. Üçüncü ortak da son sonuç bölümünü ele alıyor. Bu şekilde olabilir. Mesela bizim yaptığımız bir proje vardı. Bu projede ortağımızın birisi çok güzel bir güvercin resmi çizdi. Bu barış güvercin şeklinde. İkinci ortak bu güvercini bir webik aracıyla eşit parçalara böldü. 32 parçaya böldü. Bunu öğretmenlerimize dağıttık. Her okul kendi alanında bu güvercin veya içerisinde kendi ülkesiyle, şehriyle ilgili görseller yaptı. Sonra bu resimleri birleştirip bir ortak ürün ortaya çıkardı. Projelerde en çok kullanılan araçlar Menti, Survey Monkey gibi araçlar var. Jet Anket gibi. Bunları kullanabiliriz. Sesim inşallah geliyor. İnternet bağlantı düzensiz yazıyor sürekli önümde ama. Hocam bayağı sıkıntı çekiyoruz sizi takip etmekte ama elimizden geldiğince slaytları yani da okuyoruz artık, falan. Ama herhalde epey biraz... Soru çıkacak çünkü mesela nasıl bu proje başlatılır kısmını çok net anlayamadık falan ama siz devam edin Sayın Tam Hocam. oraya. Biz duyabildiğimiz kadarını yakalayalım. Sonda size soru olarak soralım. Olmadı bir daha bize kısaca tamam. Açıklarsınız. Tamamdır hocam. Zaten sunum bitti. Geri kalanını portal üzerinden kısaca göstereceğim. Proje nasıl yazılır, nasıl anlatılır? Nasıl kayıt olunur? Bunlara bahsedeceğiz şimdi. Proje yaygınlaştırma etkinlikleri, bu da en önemli olan arkadaşlar.
projemizi sınıfımızda, okulumuzda, çevremizde tanıtmamız gerekiyor. Bunun için de işte çeşitli sunum yapma araçlarını kullanabilirsiniz. Mesela bir proje yaptınız, bunu bir sempozyumda, bir bilim fuarında sergileyebilirsiniz. Yani projemizin reklamını da yapmış olmamız gerekiyor. Her projenin sonunda mutlaka bir ortak ürün olması gerekiyor. Bu temel hedefimiz o zaten. Ortak ürün de nasıl diyeyim size, bir puzzle gibi düşünmeliyiz. Puzzle'ın bir parçası bozulduğunda ürün bozulmuş olmalı. Yani atıyorum işte ayrı ayrı resimleri birleştirip bir kolaj yapmak bir ortak ürün olmuyor ama o kolajları birleştirerek bir resim ortaya çıkarmak bir ortak ürün olabiliyor. Genellikle sıklıkla kullanılan ortak ürün araçlarımız bizim e-kitap, e-dergi araçlarımız. Yani bir hikaye yazdırılıyor, bir senaryo yazdırılıyor. Bunlar mesela bu Kalem Ayı, Cimap, İSU, Arbox gibi, Sarıcampur gibi araçlarla hikaye oluşturma ya da e-kitap oluşturma yapıyoruz. Ya da PDF'leri birleştirerek işte resimleri, görselleri birleştirebiliyoruz. Her projenin sonunda da öğrenci ve öğretmenin projeyi değerlendirmesi gerekiyor. Bunun için de başlangıçta projenin başlangıçta bir anket yapılmalı ihtiyaca yönelik. Projenin sonunda bu anketi ederek nereden nereye geldiğimizi ortaya koymamız istemiyor. Projelere veli katılımımızı sağlayabiliriz. Projelere uzman katılımı sağlamamız çok önemli. Örnek veriyorum işte bir sağlıkla ilgili bir proje. Oraya bir doktoru çağırarak ona bir eğitim verdirmek. Mesela geçen yıl biliyorsunuz şey çok revaçtaydı. İnternet güvenliği ve dezenformasyon, medya kuryazarlığı çok revaçtaydı. Biz bir internet güvenliği uzmanlarını çağırıp okullarımıza destek kurslar verdik, yerlerimize kurslar verdirdik. Bunun gibi ve bir de her sayfa altında forum bölüm var. Öğrenciler tartıştırıyor. Mesela bir etkinlik yapıyoruz. Soru soruyor öğretmenimiz. Bu etkinlik kazandınız mı? Neden? Hoşlanmadınız mı? Neden? Ya da en çok sayfalar oluşturuyoruz. Kendi sayfamız, web sayfamızı oluşturuyoruz. Bu sayfaların da elbette ki belirli bir sıralamayla düzende olması gerekiyor. Sunumumuz bitti ama içerikle ilgili bilgiler nereden alabilirsiniz? Buradan ekran görüntüsünü alabilirsiniz arkadaşlar. Giriş ve kayıt için AC Avrupa diye bir sitemiz var. Biraz sonra gireceğiz. Türkiye'nin içerik sayfası için itimlik.gov.tr online eğitimler alabileceğiniz sertifikalı online eğitim alabileceğiniz etkinlik online ebak.org adresimiz var. Bir de Avrupa üzerinden eğitim alabileceğiniz School Education Gateway sayfamız var. Buraları takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız da Türkiye'nin teknolojisini alabilirsiniz. Hemen hemen her platformda sosyal medyada yaygınlaşmış oluyoruz. Sunumum bu kadardı. Teşekkür ediyorum ben. Şimdi hem soruları alalım hem de aramızdan kaplan gelir. Ona göre yön çizelim. Aydan Hocam sesinizi alamadık. Açar mısınız sesinizi? Teşekkür ediyorum Defne Hocam. Ben de kaptırdım kendimi. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. İnternetin azizliğine uğradık tabii. Sizin çok değerli paylaşımlarınızın bazılarını kaçırdık. Şimdi Zeynep Hocam şöyle bir soru sorar. Yurt dışından nasıl ortak bulabiliriz? Tavsiye ettiğiniz bir yol var mı? Diyor. Evet. Aramızda etkinlik yapan arkadaşlarımız var mı? Önce onu bileyim. Şimdi biraz sonra Var portalı mı size acaba değerli tanıtırken ol. hocalarım? El kaldırır mısınız eğer yaptıysanız daha önce hiç eTwinning projesi? Leyla Evet, Hocam Leyla evet hocam diyor. yapmış. Yapmış evet. Başka da galiba yok hocam. Peki. Hocam ben şimdi o zaman portala bir giriş yapalım. Öncelikle Olur. etkinlik şöyle. Bir çıkış yapayım hocam.
ESEP adında bir dizim platformu var hocam. Daha önce İTİVİ'nin Sıkılaşımı Gateway, İTİVİ'nin ve EKAS diye 3 tane portaldı. Bunlar 2020 yılında birleştirildi. ESEP adı altında birleştirildi. Yani internete ESEP diye yazdığımızda şu sayfa geliyor bize. Öncelikle ESEP'e üyemiz gerekiyor. Create account. Yani benim İngilizcem olmadığı için. Ama account create etmek için öğretmen olmamız gerekiyor değil mi hocam? Yani öğrenci yok öğretmen hocam, olmaz. Öğretmen olmak şöyle lazım. Şöyle hocam. Evet. Bu ESEP, Avrupa'daki eğitimle ilgili bütün paydaşları içine alıyor. Öğretmenler, Tamam. Öğrenciler, kütüphaneciler, anladım. Hatta ne bileyim il milliyetçi müdürleri buraya üye olabilir. Avrupa'daki işte Erasmus yapmak için de buraya üye oluyoruz. Bu aşamaya geldikten sonra daha önce bir e-login hesabımız varsa yani Avrupa ağına kayıtlıysa buradan devam ediyoruz. Ama değilse hatta bir kişinin burada üye yapalım. Üye olmayan bir arkadaşımızı onun paylaşımını yapalım. Mesela sizi yapalım hocam. Ama sizin tabii il milletinde okulunuz yok. İl Evet. milletinde okulan bir öğretmenimizin üyeliğini yapalım burada. O paylaşımı yapsın. Beni yönlendireyim. Olur mu? Sevgili meslektaşlarım var mı aranızda? Ben il milli eğitime Tamam. bağlı olup da... Yani, Neslihan hocam parmak kaldırdı hocam. Tamam Neslihan hocam o zaman Yani... siz sesinizi açın isterseniz hem İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şöyle yapalım. İyi akşamlar Neslihan hocam. Şimdi İyi Neslihan akşamlar hocam. Buyurun. Açayım tekrar. Eğitimi oluştur diyoruz. Neslihan hocam siz de bu sayfa girmeniz gerekiyor. Cep telefonundan değil bilgisayardan oluyorlar ama bilgisayar başında olan bir arkadaşımız daha çok işimize yarar bizim bu aşamada. Gelen ilk sayfada biz adımızı, soyadımızı, mailimizi ilk defa yazıp gönderiyoruz. Daha sonra mailimi adresimize bir link geliyor. Bu linkte bir şifre oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz şifre en az 10 karakterli olacak. Bir büyük bir küçük harf olacak en az içinde. Ve adımız doğrudan doğruya geçmeyecek. Neslihan diye geçmeyecek örnek veriyorum. Şifremizi oluşturduk sonra kayıt oluyoruz. İTİVİ'ye katılmış oluyoruz. Siz kayıt olabilir misiniz şu anda? Bana şifreniz de lazım olacak o yüzden. Telefondan yapamıyor muyum hocam? Yani, aynı anda izleyecek yani aynı anda hem bilgisayar açıdan. Hem telefon hocam, olacak ki herhalde. Tamam peki hocam, şöyle bilgisayar. Yapalım, tamam. Neslihan hocamın kayıt olduğunu düşünelim. Yani kayıt aşamasına gelen ekranımız burası. Mail adresine bir link geliyor. Linkte şifremizi oluşturuyoruz. Tekrar ediyorum. En az 10 karakter. Büyük ve küçük harf olacak içerisinde. Ve ismimiz oradan oluşmayacak. Neslihan hocam bir oldu diyelim. Tekrar ESEP sayfasına yazıp girdiğimizde bu sefer de login diyerek giriş yapmamız gerekiyor. Login böyle giriyorum. Kayıt olduktan sonra. Hocam şu anda ekran paylaşımı yapıyor musunuz? Biz görmüyoruz çünkü ekranınızı. Pardon hocam. Yapmıyormuşum hocam. Şöyle açayım. Kayıt olduktan sonra bu sayfa geliyor hocam. Tamam. Ben şifremi giriyorum. Ben bir kişinin kaydını şu anlamda istemiştim. İlk kayıt oluş aşamasında bizden bazı bilgiler istiyor. Mesela ilk kayıt olduğumuzda okulumuzu eklememiz, ilimizi eklememiz bu tür bilgiler istemiyordu. Onları da görelim istemiştim. Hocam bilgileri buradan ben versem sizin girmeniz mümkün mü? Olabilir hocam. Yani, o zaman şöyle o yapalım. Şekilde. Tamam. Sakıncası yok değil mi Aydın hocam? Hocam Neslihan Hoca razı olduktan sonra bana bir şey söylemek düşmez. Onun hesabı olacak. O zaman, zaten herhalde tamam. Çok özel bir soru olmayacaktır Neslihan Hocamı güç tabii, durumda tabii. Bırakacak bir şey. O zaman zaten tabii buyurun. Zaten bir şifresi olacak. Onu da kendisi sonra değiştirebilecek. Değiştirebilir tabii ki. Tabii. O zaman Neslihan Hocam ESEP üye yapalım. Hı.
O zaman herhalde Neslihan hocamın e-mail adresi mi gerekiyor? Şu Evet, anda. bana şimdi önce e-mail adresi lazım Neslihan hocamın. Evet. Neslihan Kutuk 1681. Kayıt için diyorum. Söyleyeyim hocam. Arada ses kopuyor. Neslihan Kutuk 1681. @gmail.com. Pardon, buraya adımızı yazıyorsun. Alayım hocam. Görüşmeniz küçük. Doğru mu hocam? Neslihan Kütük. Kutuk. Ama tabii ki Türkçe karakter olmadığı için Kutuk olacak herhalde. Evet. Hepsi evet. küçük birleşik değil mi Neslihan hocam? Bir saniye göremiyorum ben. Kayseri U, Trabzon U, Kayseri Kutuk. Tamam. Kutuk tamam hocam. 1681 @gmail.com. Hocam şimdi mailinize bir link gelecek, uzunca bir link. Hı hı. Oradan şifremizi oluşturalım. Hı hı, tamam. Gelmiş olması lazım şimdi. Evet. Mesela Neslihan'ın neyse, tamam şifremizi oluşturalım. Yazayım mı ben kendim? Hocam şöyle yapalım, kolaylık olması için, sonra değiştirsin nasıl olsa. Neslihan'ın N'sini büyük yapın. Bütün K'sini küçük yapın. 1'den 8'e kadar yazın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Tekrar yazacağım herhalde. Evet. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Aa, bir dakika. Ben ikisini de... Bir saniye hocam. Sanırım ikisini de az önce büyük yaptım ama. Evet. Evet. Oluştuysa şimdi sizin adınıza giriş yapıyorum ben. Hocam biz bu arada paylaşımı hiçbir şey görmüyoruz. Sadece ben Sign in to continue diye bir sayfa görüyorum. Başka hani enter your email address or unique identifier. Bir şey değişmedi. Bu bende deminden beri duruyor. Yani ekranımda sadece bu var. Paylaşımı durdurayım hocam ben. Baştan açayım. Bu arada chatbox'ta sohbette gördüm sorularınızı Hatice Hocam. Sizin sorunuzu da gördüm. Yönelteceğim merak etmeyin. Şu anda garip bir ekran geldi bana. Paylaşımı durdurayım tekrar. Ekran paylaşımı aldım. Geldi mi hocam paylaşımı? Şu anda hocamızı görüyorum. Yani e-mail adresini görüyorum evet. Tamam. Neyse hocam şifresini yazdım, girdim. Hoş geldiniz diye yazısını verdi. Bir saniye. Sizden onu lazım. Büyük ne? Küçük K. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 diye şifre oluşturmuştuk. Bu aşamaya geçen sonra hesap sayfasına giriş yapıyoruz. İlk sorusu etiminge katıl sorusu gelecek. Onu mutlaka işaretlememiz lazım ki etiminge yapabilelim. Diğer türlü ESEP'teki diğer alanlara girebiliyoruz ama etiminge projeleri yapamıyoruz. Yönlendirme yapıyor şu anda. Görmüş olduğumuz sayfada
Neslihan Hocam, siz daha önce üye miydiniz? Hayır. Neslihan Kütük. Dilimizi seçebiliriz burada. Üye tipimiz mutlaka öğretmensek öğretmen, okul müdürü ise okul müdürü. Diğer buradaki seçenekler proje yürütemiyor arkadaşlar. Sadece öğretmenler, okul müdürler yürütebiliyor. Neler var burada? Ben İngilizce maçını Türkçeleştireyim. Aramızda şey için ama o da Türkçeleşmedi. Mesela kurum yöneticisi, devlet Doğru. koruyucusu. Neyse hocam, öğretmen olduğu için aşağıya inip öğretmeni seçiyoruz. Zıt teçhil Evet. yazanlar var. Bunu öğrenci öğretmeni diye düşünüyoruz. Zıt Evet. teçhiller üniversitedeki öğrenciler Evet. arkadaşlar. Üniversitedeki akademisyenler de iklimine dahil olabiliyorlar. Fakat onlar ulusal destek servisinin gözetimi altında oluyor. İlk organizasyonların değil. Akademisyenler de üye olabiliyorlar. Onlar da kendi aralarında tıpkı bizim yaptığımız gibi, öğretmen yaptığı gibi proje oluşturabiliyorlar. Neyse hocam, öğretmeni seçtik. Eğitim tipi okul eğitimini seçiyoruz arkadaşlar. Eğer eğitim tipi meslek lisesinde bir öğretmense burada mesleki eğitimi de seçebiliriz. Nesna meslek eğitim demişsiniz. Hayır, sınıf öğretmeniyim. Tamam. Sınıf öğretmeniz, bunu seçtik. Sonra ilgilendiğiniz konular. Buradan birden fazla seçebilirsiniz. Mesela sanat seçebilirsiniz. Atıyorum vatandaşlık. Yani ilgilendiğiniz, böyle proje yapmayı düşündüğünüz alanları seçebiliyorsunuz. Eğitim verdiğiniz konuları yine birden fazla seçiyorsunuz. Sonra ülkemizi seçiyoruz. Bu tutuldu. Hala İşaret Türkiye mi yazıyor hocam? Türkiye oldu. Niye yapmamışlar düzeltmemişler? hocam, Ne ayıp hala bir şey. Yani politik ne olarak düzeltmeleri lazım. yazık ki hocam, düzeltmemişler. Hatta Evet. sayfa bile doğru düz Türkçe değil. Bu aşamaya geçtikten sonra Etimge katılım alıştırıyor musunuz diye soruyor. Mutlaka şunu işaret gerekiyor arkadaşlar. Etimge katılım. Eğer Etimge katılımına devam etmek istiyorsanız projeler yer alamıyorsunuz. Evet. Etimine katıl dedikten sonra şimdi de okulumuzu tanımlamamız istedi. Bu aşamaya kadar zaten herkes, yani yoldan geçen bir kişi de kayıt olabilir. Kendi başına yapıyor şu ana kadar. Hayırlı olsun Okulumuza Neslihan verilen Hocam. eğitim. Teşekkür ederim. Bu arada Neslihan Hocam, nereden katılıyorsunuz? Düzce. Düzce'den. Aslında Düzce öğretmenimize bir özür borçlandım. İlkokul demiştiniz değil mi hocam? Evet. Öğrenci yaşlarını veriyoruz. Öğretimimiz öğrenci yaşlarını 6 ile 11 yaş arası. Evet. Şu kutucuk önemli. Etkinlik projelerine uygunum. Bunu işaretlemezseniz de etkinlik projelerine uygun olmadık. Sizi ortak olarak ekleyemiyor öğretmenler. Okul eğitim bölümünde de yine aynı hocam kızacak ama ülke seçip okulumuzu bulmamız lazım. Türkiye yazıyoruz. Hocam okulunuzun ismi nedir? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu. Biraz uzun. Acaba hangisi? Birkaç tane var. Ben de bildiğim kadar Konya'da var çünkü. Türkiye Odalar Odalar ve ve Borsalar Birliği. Borsalar. Başına Düzce yazmamız gerekiyor muydu acaba? Yok hocam. Genellikle bu şekilde Gerek şey yok. olur. Mesela Tamam, platform karışıyor. birazcık şu anda yeni olduğu için sıkıntı var. Aynısında bir sürü okul var. Borsalar Birliği biraz da daraltalım. İlkokulu. İlkokul. Ben henüz Düzce görmedim Ama vallahi. yine de birden Antakya fazla var, çıkacağı için Çanakkale. buradan bu şekilde okulu seçiyoruz. Zaten hocam hepsinde il isimleri yazmıyor. Okulların resmi ismi yazıyor burada. Bunu biz Yanlarındakiler bilemiyoruz. bir Burada kodu bilemiyor muyuz hocam? evet, Bu kodlara bunlar ayrı görebileceğimiz bir tipi yer yok. Ha. yok hocam. Bunu il koordinatörlerinde sorup öğrenebilirsiniz. Ya da Anladım. deneme yanılma yaparak tek tek ekleyip çıkartarak yapabilirsiniz. Ben Aa, şimdi Düzce'yi kolaylık olsun gördüm diye ben. zaten Hocam nerede hocam? Düzce'yi gördüm. Bir, Düzce iki, şu. üç. Evet. Evet. Aynen. Evet.
İnşallah doğru okuldur. Yani bazen öğretmenler yeni okul tanımlayabiliyorlar. Burada okulunu bulamış, şuradan yeni okul tanımlama seçiyorlar. Yeni okul tanımlayınca bu sefer de birden fazla kurum gözükmüş oluyor. Biz bu Düzce'yi seçelim. Hocam gerekirse okuldan çıkışı yapar. Sonraki dedik. Şimdi hocamız okula kayıt oldu. Buradan sonraki aşamada ilk koordinatörün hoca öğretmenimizi, Neslihan hocamızı doğraması gerekiyor. Yani Neslihan Kütük isimli bir öğretmen böyle bir okulda var mı yok mu? Doğrularsa artık hocamız evet kişisel bilgiler yüklüyor burada Neslihan hocam. Kendisini işte sınıf öğretmeni şunları yapmayı seviyorum. İnternette kimlerle iletişime geçmesine gerektiğine dair izinleri veriyor. İlgilendiği konuları seçiyor kişisel olarak. Burası artık biraz kişisel sayfamız oluyor. Bunu işaretleyip platformu kullanmak istediği dili seçebiliyor. Örneğin burada Türkçe'yi seçelim. Mailimiz doğru. Varsa kendisine ait web sayfası, Sosyal medya Twitter, Instagram, hesapları, sosyal medya evet. bilgilerini ekliyor. Bu da hani ortak bulma adını kurumun cevabı aslında. İletişim kurmasından önemli. Tamamlandı dedikten sonra ilk koordinatörün önüne düşüyor. İlk koordinatör bunu onayladıktan sonra artık ne sanacağım yapabilir duruma gelmiş oluyor. Evet. Buradan sonrasını onaylamış ne sanacağım olarak devam etmek istedim ama şimdi nasıl yapalım? Buradan ben çıkış yapayım. Bu sayfa geldi mi şu anda? Değişti mi? Değişti şu anda. Sign in to continue diyor hocam. E-mail Tamam. adresi kutusu Buradan var. ben Evet. kendi girişimi yapayım. Bu arada hocam Neslihan Hoca kendi hesabına girip bilgileri düzeltebilir değil mi? Bu e-mail adresiyle şeyle yine. Çünkü demin Orada şunu girdiğimiz da yapacağım. örneklerle İl Milli Eğitim'in önüne giderse vallahi derler Evet, Neslihan Hoca'yı emekli ederler malulen. evet. Yani hocam. Şuradan ben kendime giriş yapayım. Mesela hocam nasıl şifre değiştirecek onu da anlatmış olalım. Sonra da portalın kısa bir tanıtımını yapayım. Kendi hesabımdan gidiyorum hocam. Bu sayfada ben giderek değiştirebilir. Şurada şifre değiştir bölüm var gördüğünüz ilk açılış sayfasında. Ama buraya Evet. bir geçecek. Belki bağlantıya hızlı bağlı olarak çabucak geçebilir. Geçtikten sonra yine şu profilde geliyor. Burası benim profil ana sayfam. Profil bölümüne geliyorum. Profilimde vallahi gerçekten çok yavaş gördüğünüz gibi. Edit profil dedikten sonra profil düzenle dedikten sonra sayfanın niye açmasını bekleyeceğim. Evet. Şuradan yola çıkarak az önceki yere geliyor. Buradan şifremizi değiştirebiliriz. Tıklayalım. Evet. Şifremizi, mailimizi, isim değişikliği olmuş. Mesela ne söyleyeyim? Elimizi bilgilerimizi. Hesaplar bir. Buradan şifremizi değiştiriyor. Şuradan da şifremizi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ben çift forma verdim telefonla ilgili olarak. Bana izin vermeyecekler ama evet. Şuradan hesabımı konfigür ettiğiniz isminizi, soy ismini değiştirebilirsiniz. Defalarca soruyor aynı şeyi.
Telefon doğrulaması istiyor. Bu aşamayı geçiyorum hocalarım. Tamam. Şimdi portalımızı kısaca şöyle bir tanıtalım. Hayda, o da bakıma mı girdi şimdi? Bu akşam pek kısmetimiz açık değil hocam bu konuda. Evet. Şimdi hocam ana sayfamızda gördüm, evet bak girdi. Evet. Buradan tanıtayım şöyle hocam. Ana bilgilerimiz burada. Etik alanına buradan ulaşıyor. Kişi ekleme bölümünü işte şu ağ oluşturma bölümünde. Bakalım burası çalışıyor mu? Kişi ekleyeceğimiz zaman networking ağ oluşturma bölümünden purple bölümüne tıklıyorum. Buradan evet. Aradığım kişinin ismini yazarak bulup ona arkadaşlık isteği gönderirim. Şuraya bildirim olarak düşüyor. Evet. Örnek verelim. Mesela bir kişiyi yazalım buraya. Kenan Çete diye bir araştırdım. Ya da aramızda bir arkadaşım var. İçinlik yaptım demişti. Öğretmenimiz. Onu da arattık. Leyla hocamız demişti galiba. Tamam. Ama soyadını görmüyorum tamam. Burada. Mesela Kenan hocama buldum. Sayfasına gidiyorum. Kenan hocamla irtibat durumundayım şu anda ama ona kontak isteği gönderiyorum. Ona şuraya bildirimlerime düşüyor. Bildirimlerimde işte örnek olduğu gibi Kenan Çetin şurada bir buton daha var. İstek gönder şeklinde. Gönderince Kenan hocamın sayfasına şuraya düşüyor. Öz kanseri sizinle kontak kurmak istiyor diye. Bu şekilde kişiye arkadaş oluyoruz. Peki nasıl proje ortağı bulacağız? Yani yüzlerce, bir milyon tane insan olduğunu evet. Biliyoruz. Bu alanda ortak partner arayabiliyoruz finding. O zaman. Partner arayabiliyoruz. Evet. Ya da buradan. Ya da bir proje oluşturdunuz. Projenizi ortak arıyorsunuz. Burada duyuru yapıyorsunuz. Yani cevap veriyorsunuz. Buyurun hocam. Duyuruyu sesiniz kesildiği için hocam orayı tam anlayamadık. Partner tamam. Finding'e basarsak ortak arayabiliyoruz. Ama bizim bir projemiz var duyurmak istiyorsak ya da olan projelere bakmak istiyorsak Projects'i tıklıyoruz. Evet, evet, doğru mu evet, anladım? Hocam. Tamam. Doğru hocam doğru. Tamam. Partner Finding'i ayrıca da açayım ben. Kapatalım. Örneğin burada işte hangi alandayız? Proje bölümünde. Öğretmeniniz projeyi hazırlamış, kendisine ortak arıyor. Buna mesela tıklıyorsunuz, proje sizin ilginizi çekti. Mesela güzel bir slogan başlığı oluşturmuş. Hı hı. Bu duyuru altına girdiğimizden altına post yazabiliyoruz. İşte sevgili meslekçi projen çok ilgimi çekti. Katılmak istiyorum şeklinde maili evet. Bilgilerinizi veriyorsunuz. Burada projenin bilgileri var. İtalya'da Litvanya kurucu ortaklığında projeymiş bu. Burada şartlarını yazıyor. Şimdi ilginizi çektiyse kapatıldı mı acaba? Evet. Şuradan Twinspace'e gidip Twinspace'ine bu projenin sayfalarını inceleyebiliyorsunuz. Evet. Çünkü o zaman mesela Zeynep hocam şey diye sormuştu ya yabancı ortak nasıl bulabiliriz bir tavsiyeniz var mı diye bu hı-hı. Mevcut o, projelere siz ortaklık talebiyle gidiyorsunuz ya da project kısmına girip kendi projenizi orada duyuruyorsunuz ama herhalde biraz yabancıları ilgilendiren bir şey olacak ki değil mi? Ben öyle algılıyorum. Tabii, işte, onlar da yani, ilgilensinler, katılsınlar. Elbette hocam. Yani biraz daha böyle global konular veya işte burada da ilgili olan
Evet. Ve sanıyorum Türkçe Önce yazmamanız gerekiyor. Türkçe yapmıştım yazarsanız, muhtemelen. çünkü o zaman yabancı Tabii yabancı ortamda proje. herhalde zor bulunur. Kesinlikle hocam. Evet. Mesela burada aksi tercüme edin hocam. Bir projemiz var. Save, be happy diyor. Evet. Evet, proje Sanıyorum onaylanmış. çevre korumayla ilgili öyle Evet. anlaşılıyor. Evet. Burada işte proje nelerle ilgili olduğunu seçip onlar seçiliyor. Evet. Evet. Mesela ben proje benim ilgimi çekti. Bunun altına hemen işte İngilizce bir şekilde yazıyorum. Projeniz çok ilgimi çekti. Ben şu okula çalışıyorum. Kendimizi biraz tanıttıktan sonra projeye katılmak istiyorum diye mailimizi yazarak ödüyor arkadaşlar. O da bize olumlu dönüş yaparsa projesine davet ediyor. Projenin şeyi bu şekilde oluyor. Ortak bulma bölümü. Proje oluşturma bölümü ise şu yetenek sekmesinden gidiyoruz. Evet. Şu gelişim bölümünde ise işte mesleki eğitimlerimizi alacağımız yerde burası arkadaşlar. Buraya mesleki sertifikalı mesleki eğitimler alabiliyoruz Avrupa çapında. Ve bu bizim TÜİK sayfamız. 4 tane menüsü geliyor turuncu alanda. Bu benim ana sayfam. Ulusal Destek Servis Yapısı duyurular burada gözüküyor. Gruplara dahil olabiliyorsunuz. Ondan bahsetmemiştim. Tartışmalar veya paylaşımlara bulunabiliyorsunuz. Şunlar benim daha öncekilerim olduğu yer. Bir destek sayfamız var. Yeni sekme daha şimdi çoğalsın en azından. Gerçekten çok yavaş. Sizin şansınız da öyle oldu. Cuma akşamı belki hani sosyal medya çok yoğun mu acaba ya da hani Olabilir bir hocam. yoğunluk olduğu için mi oldu? Ama hani şey teknoloji muhteşem bir dost olabildiği gibi çok kötü de bir düşman olabiliyor. Biz bunu gayet iyi Evet. biliyoruz. Özellikle pandemide bunu öğrendik. Anladığım kadarıyla şu aralar çok popüler bir başlık çevre konusu, çevreyi koruma, işte bu 3R dediğimiz recycle, reuse gibi Evet. reduce, hani 3R dediğimiz şeyler sanıyorum güncel konulardan bir şey seçerseniz yurt dışından partner bulma işiniz de herhalde daha kolay Dost olur. olur. Birazcık daha Evet. o konulara yönelmek lazım. Özgün Hocam, bu aralar çevreden başka sizin dikkatinizi çeken bir popüler konu oluyor mu, var mı? Nasıl? Kapsayıcılık hocam özellikle. Kapsayıcı eğitim. Bu Kapsayıcı özellikle eğitim. savaş ve Evet. günlerden dolayı Anladım. yani bu bizi Anladım. geçen yıllar bizi çok ilgilendiriyordu ama şimdi Avrupa'da Ukraynalı göçmenler olduğu için onlar çok Evet. ilgilendiriyor. Şimdi burası benim proje sayfam arkadaşlar. Burada aktif projelerim burada gözüküyor. Burada da işte yapmış olduğum kapalı projeler gözüküyor. Hem projeden şöyle bahsedeyim. Şu pending bölümünde, bekleyen bölümünde ise bir proje yazdınız, onaya gönderdiniz. Kabul edilene kadar burada bekliyor. Kabul edilirse aktif bölümüne aktarılıyor. Reddedilirse buradan yok oluyor. Mesela ben burada projenin şöyle bahsettiğim projeydi. Proje şuydu. Bak, mantıklı fikirlerin arasında söylüyorum. Sihirli sopa. Ben burada bir dönem başlattım. Çocuklar birer sopa getiriyorlar. Bu sopayla matematik dersinde kullandık biz bunu. İşte destirler yaptık. Onluk bozmayı orada öğrettik çocuklara. Resim dersinde kullandık. Sopalar birbirine bağlayarak bebekleri yaptırdık. Gece bebekler, süt bebekler yaptırdık. Onlar yaptırdık. Bayrak yarışında kullandık. Yani bir sopayla sopayı eğitimin her alanında kullandık. Ve bu etkinlik projesi bu aslında. Düşünürseniz çok ağır temalara değinmiyor aslında. Mesela şu da Sırbistan eğitimin 7 harikası diye projemizdi. Burada da eğitimde kullanılan 7 tane farklı yöntemi ele aldık. İşte birinci ay deney ile ilgili diyelim ki yöntemi ele aldık. İkinci ay sunumla ilgili yöntemi ele aldık.
Yani böyle. Evet. Her ülke çocuklar bu oyunları oynarlar. İşte mendil kapmaca veya ne bileyim diğer işte elektronik oyunlar, ev oyunları gibi kategoride etmiş. Evet. Şurada gördüğünüz gibi proje oluşturma bölümü var. Bunu yapıyoruz. Aslında çok basit. Öncelikle dediğimiz gibi fikrimizi oluşturuyoruz. Sayfanın geçmesini bekliyorum. Sonra ortağımızı belirliyoruz. Önceden ortağımız lazım ki projeyi yazdıktan sonra onay için önce ortağımıza gidiyor. Ortağımız kabul ederse bu destek servisinin önüne düşüyor. Onlar projeyi inceliyor. Kanuni yönden ahlaki yönden sıkıntı var mı yok mu? Şimdi aşağı 4 tane aşaması var. İlk iş olarak okulumuzu biliyoruz. Benim üzerimde 3 tane okul gözüktüğü için 3'ü gözüküyor. Tek okul varsa bir dikkat edin. Sizin gözecek. Ben insan ıslaşık okulunda görevliyim. Okulumu seçtim. Çünkü proje okul adına oluyor. Şimdi yaptığımız proje okula da kaydedilmiş oluyor. Sonraki aşamada karşı kurucu ortağımı seçeceğim. Kurucu ortağı kendi okulumuzdan olmak şartıyla Türkiye'den de seçebilirsiniz. Ama kalite etiketi alamazsınız. Yabancı ülke ortaktan seçmeniz, ekli kişilerden seçmeniz önerili. Daha önce şuradan bir kişi eklediysek onlar burada gözükecek şimdi. Zaten bunu tıkladım. Benim listemde ekli olan öğretmenler burada gözüküyor. Buradan atıyorum. Evet. Aline Saft'a seçiyorum. Arnavut'tan öğretmen arkadaşımız. İleri diyorum. Evet. Herhalde bu aralar çıkarsız herhalde edit edip koydum. Çünkü internet bağlantısı çok sesin çok yavaş. Evet hocam. Bayağı bir editin gerekecek bu videoya. Evet. Evet Hatice hocam ben de bekliyorum. Soracağım, yönelteceğim sorunuzu. Hiç merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Üçüncü aşamada dediğimiz gibi başlığımızı seçiyoruz. Hani dedik etkili başlık olacak diye. Hocam başlığa geçmeden bir şey, bir soru var. Pardon hocam. Hatice hocamın bir şeyi var, bir sorusu var. Evet. Bu demin siz kontak liste isim seçtiniz ya, Alina hocayı seçtiniz mesela. Hatice hocam diyor ki kontak liste bulunmasına rağmen co-founder listesinde karşı okuldaki meslektaşlarımı göremiyorum diyor. Ne yapmalıyım diyor. Bu konuda bir bilginiz vardır. Hocam bu şundan, bu yeni portal taşındığından dolayı bir sorun. O da şundan kaynaklı. Etivinik portalı, ESEP portalına taşınırken, platforma taşınırken bazı bilgiler eksik taşındı. O kişi öğretmen arkadaşımızın önce okuluna girip okulun güncellenmesi gerekiyor. Yani karşıdaki kişinin hesabıyla ilgili. Onun hesabında ya etivinge katıl ya okul seviyesi tıklı değil. Yani bir şey işareti olmadığı için. Ama bu genel bir sorun. Bunun üzerine çalışırlar herhalde. Çünkü çok şey görüşe etkiliyor. Başlamayı belirledikten sonra hocam. Projemize neden ihtiyaç duyduk? Yani neler yapacağız? Kısaca projemizin, yani siz APRAS denirse benim kelimeyi bilmiyorum. Sayenizde böyle abstract, bir soru. Abstract, evet. APRAS'ını buraya yazıyoruz. Kısaca projemizin. Sonra projede kullanacak dili seçiyoruz. Yani bir yabancı proje ise burada tabii ki İngilizce mutlaka olması lazım. Evet. Ama atıyorum Almanca ile de proje seçebilirsiniz. Türkçe de olabilir. Proje katılacak öğrencilerinizin yaşlarını, kaç grup yaş grubunda, yani bir okul öncesi öğrenci ile lise öğrencisi aynı projede yer alamazlar malum biliyorsunuz. Mesela diyelim ki biz ilkokul öğretmeniyiz, 6-7 yaş bu, 11 yaş grubu diye bunu seçiyoruz. Kaç öğrenci bulunacak? Bu çok önemli değil ama buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Projedeki konular. Projemiz diyelim ki sanatla ilgili, sanat olacak projemizde, biyoloji olacak. Yani projemizde değineceğimiz temalara buradan uygun olanları seçiyoruz. İlkokul konuları. Eğitim konularını,
Meslek olarak eğitim konularını seçiyoruz burada. Ve arama motorlarında kolay bulunması için anahtar kelimeler, işte vatandaşlık gibi bilim. Sonra hedeflerimizi yazıyoruz. Projemize bir proje hakkındaki bilgilerimizi yazıyoruz. Hedeflerimizi yazıyoruz. Kısaca projemizin programını alacak. İkinci hafta şu konuyu ele alacağız. Üçüncü hafta bu konuyu ele alacağız şeklinde. İskelet halinde bir çerçeve plan oluşturuyoruz. Arkasından en son ise projenin sonunda varacağımız hedefleri. Biz işte projenin sonunda bir şiir kitabı ortaya çıkarmak istiyoruz. Ya da bir video ortaya çıkarmak istiyoruz. Bir kitap ortaya çıkarmak istiyoruz şeklinde. Hedefimizi yazdıktan sonra görsel eklemek bekliyoruz. Bir ön izlemesini yapıyoruz. Gönderdikten sonra bu ortağımıza, Anita'nın önüne düşüyor. O eğer onaylarsa ulusal testi onaylıyor ve bize projemiz için bir Twin Space alanı veriyor. Yani bir bomboş bir web sayfası veriyor. O web sayfasının bütün düzenlemesi, dizaynı, her şey bize ait oluyor. Evet. Hocam bir daha bir sorumuz da elveda hocadan. Ücretli öğretmenler yapabiliyor mu proje acaba? Buyurun. Yapabilir. Hocam devlet okullarında çalışan, özel okullarda çalışan bütün öğretmenler yapabilirler. Ücretli öğretmenler sonuçta metbisi bir şekilde kayıtlılar. Evet, doğru. Yani yapabilirler. Doğru. Hocam sesiniz çok sık kesiliyor. Gerçekten dediklerinizin çoğunu duymuyoruz. Ama ben şöyle anlıyorum. Elveda hocam, İl Milli Eğitim'e bir şekilde kayıtlı olmanız gerekiyor, ücretli de olsanız. Onun için bu durumda yapabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bayağı bir vaktimizi de aştık değerli hocam. İsterseniz toparlayalım. Bizim İngilizce eğitiminde bir teknik kullandığımız bir teknik vardır. Dinleme metnini kesik kesik veririz. Araları öğrencinin doldurmasını isteriz. Sence o arada ne dedi diye. Şimdi bizim bu akşamki oturumumuz bayağı öyle oldu. Yani çok fazla guesswork yapacağız. Ne dedi acaba Özkan Hoca o aralarda diye. Ama tabii bu sizin elinizde olan bir şey değil. Harika, İnternetin azizliği oldu bize. Ama yine de çok değerli bilgiler aldık sayenizde. Çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hı. Neslihan Hocam da sizin sayenizde bakın üye olmuş oldu. Evet, ama çok teşekkür ederim. O bilgileri düzeltmeniz şart Neslihan Hocam. Yoksa gerçekten İl Milli Eğitim'den derhal bir müfettiş falan gönderecekler size. Eyvallah. Bu nasıl bir sayfa diye. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ediyoruz gerçekten. Özkan Hocam, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı bizimle paylaştınız. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Her zamanki gibi çok kıymetli, değerli dostlar, meslektaşlarım. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Birlikte yine yeni bir şeyler öğrenmiş olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya Perşembe akşamı, Cuma değil, Perşembe akşamı birlikte olacağız yeni bir konuğumuzla. O zamana kadar esen kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sağ olun.